Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bitcoin tarafında yeni gelişmeler var. Shiba tarafında da yakımlarla alakalı 111 trilyon adet Shiba yakımı her yıl yapılabilme ihtimalinin olduğu şu bugün gündemde çok konuşulan iki konu. Öncelikle Shiba'nın yakımları konusuna bir değinmek istiyorum. Özellikle bu 111 trilyon Shiba yakımının her yıl olabilmesini öngören kişi Shiba'nın resmi Discord hesabının moderatörü arkadaşlar. Boş beleş birisi değil tabii ki. Afaki konuşmuyor. YouTuber'lar seneye 1 sent 1 dolar olacağız diyenler gibi değil. Fakat bu sadece bir öngörüdür. Bunu nasıl yapacaklarını da söylüyorlar. İşte Shiba Swap 2.0 çıktığı zaman, yakın portalı da oluştuğu zaman buradaki işlemlerde %1 gibi bir yakım, Shiba Swap'ta yapılan işlemlerde %1 gibi bir yakım olursa buradaki işlem hacmi de 10 milyar 20 milyar dolarlara çıkarsa işte o zaman yılda 111 trilyon yakım Shiba yakımı olabilir. Peki böyle bir portal kuruldu. Bu 20 milyar dolarlık her yıl bütçeye ulaştı Shiba Swap. Böyle yakımlar oldu. 111 trilyon yakıldı. Sonuç ne olur arkadaşlar? Bunun sonucu %20 pump'tır. Bu da bizim arzımızı 549 trilyondan 438 trilyona kadar indirir. Her yıl olduğunu düşürürseniz arkadaşlar yaklaşık 3 yıl sonunda da yaklaşık %120 gibi bir pump yapmış oluruz. Bu yakımlar meselesi budur. Çıktığı nokta Ship Discord moderatörüdür. Satoshi Kusama abimiz vesaire bu kişiyi takip etmektedir. Boş beleş birisi değil, sadece bir öngörüsünü bu şekilde bizlere açıklamıştır. Umarım olur. Umarım bu söylediğinin yarısı bile olsa bizim için harikadır arkadaşlar. Hocam %20 pump büyük bir pump mıdır? Hayır değildir ama yakımlar olduğu zaman uzun vadeli düşünenler için, senin benim gibi holderlar için, uzun süreli yatırımlar için harika bir hamle olur. Yani ben mesela şu anda yaklaşık 30 bin dolar yaktığım zaman 1 milyar adet Shiba yakmış olacağım. Düşünün, 111 trilyon Shiba'dan bahsediyoruz. Binance'ın elinde şu anda toplamda 96 trilyon adet Shiba var. Her yıl Binance'tan bile daha fazla Shiba yakılması söz konusu olabilir. Bunun için, bunu görebilmek için de Shiba Swap'ın çıkıp yakın portalının oluşup hangi şartlarda oluştuğunu vesaire geliştiricilerin, özellikle Satoshi Kusama abimizin bizlere bildirmesini beklemekteyiz arkadaşlar. Bu yakım olayı şimdilik bu kadar. İkinci tarafı Bitcoin tarafı, biliyorsunuz Walmart, McDonald's, bunlar Bitcoin ile Lightning Network ile anlaşarak kripto ödeme sistemlerini artık entegre edeceklerini söylediler. Walmart arkadaşlar Amazon'dan sonra dünyadaki ikinci en büyük şirket. Şu anda bizim Türkiye'de mesela yemek sepeti gibi siteler var. İşte bunların çok daha kapsamlısı, çok daha büyüğü Amazon. Bunun bir altı da Walmart'tır arkadaşlar. Walmart'ın da böyle bir sektöre giriş yapıyor olması, kripto ile ödeme işlerine giriyor olması, yarın öbür gün Amazon'un da bu işlere girebilme ihtimalini ortaya çıkartıyor, daha güçlendiriyor. İkinci tarafı arkadaşlar Bitcoin ile alakalı son haberimizde Tesla'nın Bitcoin mining yapacağı, güneş enerji sistemleriyle böyle bir şey yapacağı, blok ekipleriyle birlikte ortaklaşa mining yapacağını açıklaması harika bir gelişme oldu. Piyasanın durumu şu anda yatay seyir gidiyor. Yani bir hafta, iki hafta öncesine göre hala çok güzel bir durumdayız. Öldük battık diyenler var. Ben şu anda aynı kanaatte değilim. Hold devam ediyoruz. Uzun vadeli yatırımlarımız devam ediyor. 2025'e kadar da bunları sürekli yaşayacağız. Sürekli bu enerjiyi harcamak zorunda kalacağız. Yeni giren arkadaşlar sürekli mahvolduk, keşke sinek ilacı alsaydık diyecekler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirme videosuydu. Mutlu, sağlıklı, pumplı günler diliyorum.